Merhaba değerli arkadaşlar. Bugün evde en basit şekilde doğal yöntemle üzüm şarabı yapıyoruz. Doğal yöntem nedir? Doğal yöntem. Üzümün yıkanmadan üzerindeki vahşi maya yani doğal mayası ile önce maserasyona ardından fermentasyona tabi tutarak alkollü şarap elde etmektir. Maserasyon, fermentasyon vesaire nedir? Bu tekniklerimden hepsini anlatacağım dostlarım. Bilmeyen arkadaşlarımız için bilenler zaten biliyordur. Fakat videonun en başında söylemek istiyorum. Eğer üzümünüz ilaçlı ise kesinlikle doğal yöntemle fermentasyona tabi tutmayın dostlarım. Doğal yöntemle şarap yapmayın. Çünkü tüm o ilaç kalıntısı az önce de söylediğim gibi yıkanmadan yapıldığı için o ilaç kalıntısı komple şarabınıza geçer. Şimdi eğer eminseniz dostlarım ilaç olmadığından ki mesela ben bu üzümü bir arkadaşımın yayla evinden önündeki asmadan aldık dostlarım topladık. Zaten son üründü. Bunları şarap yapacağım ve ilaçsız olduğundan eminim dostlarım. Pazardan, markette, manavdan vesaire aldığınız üzümler kesinlikle ilaçlı dostlarım. İlaçsız oradan üzüm bulmanız mümkün değil. O yüzden doğal yöntemle yaptığınızda bütün ilaç kalıntısı onun içine geçer. Tabi yıkanmadan yaptığı için içinde üstündeki toz, toprak, ne bileyim börtü, böcek vesaire ne varsa onlar da geçer. O yüzden ben bunlar şarabımda istemediğim için bunları yapmıyorum. Doğal yöntemle tercih etmiyorum. Diğer videolarımı izleyen arkadaşlarım varsa hatırlayacaklardır. İzlemeyenler içinse eğer üzümünüz ilaçlıysa kesinlikle diğer videolarımdaki yöntemi uygulayın. Ayrıca maya kullanacağız dostlarım. Onu da tamamen üzümü güzel bir şekilde yıkıyoruz. Ardından haricen maya atarak yapıyoruz dostlarım. Şimdi burada tabii biz maya kullanmayacağız. Kendi üstündeki mayayı kullanacağız. Şöyle eğer belki görmüşsünüz dostum. Şöyle üstünde böyle isli gibi, tozlu gibi böyle bir şey var. İşte bu mayası dostlarım. Şimdi bunu en başta çöpünden, sapından vesaire ayıracağız ve patlatıp, ezip bir kovaya olur, bir geniş ağızlı bir bidona olur. Ne bileyim yani açıkta kalacak bir şeye alacağız dostlarım bunları. Çünkü günde iki defa karıştıracağız ve üzerine örtmemiz lazım. Kapatmayacağız, örteceğiz dostlarım. Hava alması lazım. Yani böyle kapaklı bir şey olmayacak. Bunu hava alacak. Buna maserasyon süreci deniyor. Maserasyon sürecinde üzümün kabuğundaki renk şıraya aktarılır ve maya uyanır, olgunlaşır ve alkol oluşturmaya başlar. Buna maserasyon süreci deniyor. Maserasyon süreci 5 gün ila 7 gün arasıdır en fazla. 7 günü geçirmeyin dostlarım çünkü sirkeye döner. Şarapla sirkenin arasındaki fark budur. Eğer maserasyon açıkta devam ederse yani hava almaya devam ederse 15 gün sonunda sirke elde edersiniz. 5 günün sonunda yaparsanız dostlarım bunu sıkıp 7 gün, 5 gün, 7 gün civarında bir haftanın sonunda bunu sıkıp kapalı fermentasyona yani hava kilitli fermentere aldığınızda fermentasyon devam edecektir. Kapalı olduğu için de oksijene maruz kalmadığı için de alkol oluşacaktır ve şarap elde edeceksiniz dostlarım. Burada sıkarken dikkat etmemiz gereken şey şimdi bunu çöp sapından ayırdık, patlatacağız. Kesinlikle çekirdekler kırılmamalı. Çekirdekler kırılırsa şarabımız acı olur. Dostlarım, şöyle bir çiğ köfte tepsisi, en basiti bu olur. Hani biraz da derin olduğu için. Bunu çöpünden, sapından ayırıp atacağız ve şöyle bir kavanoz kullanmanızı öneririm. Elle yaparsanız gerçekten çok yoruyor. Şöyle bununla ezerekten atacağız ve suyunu çıkartacağız. Ama dediğim gibi çekirdekleri kırmıyoruz. Şarabımız acı olur. Bunu yaptıktan sonra şöyle biraz elimizde biraz da suyunu çıkmasını sağlayacağız. Ardından hani bir bidon, geniş ağızlı bidon olursa daha iyi olur. Bende bu var. Buna da ben bir huni yaptım. Şöyle geniş ağızlı bir şişenin ağzını kestim. Huni yaptım. Buradan da alıp bunu dolduracağız dostlarım. Kaşıkla elimizde vesaire. Bunu doldurduktan sonra üzerini kapatmıyoruz. Yani kapaklamıyoruz daha doğrusu. Sadece üstüne bir bez atabiliriz. Ya da kapağını şöyle gevşek bırakabilirsiniz. Hani hava alsın sadece. Sadece şöyle tutturun. Hava alsın ki mastürasyon süreci işlesin dostlarım. Bu arada seçtiğiniz üzümün kabuğunun rengi şarabınızın rengini oluşturacaktır. Şöyle kapkara bir şey alırsanız siyah üzüm yani kırmızı şarap elde edersiniz. Şöyle biraz daha alacalı, biraz daha böyle rengi açık olursa böyle bir renk elde edersiniz dostlarım. O yüzden seçtiğiniz üzümün rengi şarabınızın da rengini oluşturacaktır. Bir haftanın sonunda kapalı fermentasyon dediğimiz ben yine bunu sıkacağım ve buraya alacağım. Buraya
Hava kilidi takıyoruz dostlarım. Bunu zaten bir suya atacağız bunu. Ve fermentasyon devam edecek. Yaklaşık bir hafta 10 gün daha bu şekilde beklediğimizde toplamda 15 gün sonunda şarabımız içime hazır olacaktır. İşte şişeledikten sonra bir hafta 10 gün daha beklerseniz daha lezzetli olur. İyice tortu dibe çıkar, askıda kalan tortular vesaire içime hazır olacak. Yoksa hani 15 gün sonunda direkt içmeye başlayabilirsiniz ama biraz daha sabrederseniz çok daha lezzetli bir sonuç alırsınız. Hadi dostlarım, şimdi mastürasyona için hazırlığımızı yapalım. Önce çöpünden, sapından ayırıyoruz ve eziyoruz. Saplarından ayırıyoruz. Ardından eziyoruz. Çekirdekleri kırmadığımızdan emin olacağız. İşlemimiz bitti. Bidona koyduk. Diğer bidon almadı. Bu da çok büyük geldi ama şimdilik bunu da yapacağım. Mastürasyonda boyut çok önemli değil. Fermentasyonda çok fazla boşluk bırakmamamız gerekiyor. Şimdi bunun üzerine şöyle bez atabilirsiniz şu şekilde. Böyle de kalabilir. Ya da kapağını sadece üzerine koyun dostlarım. Burada önemli olan içerideki havanın çıkması. Dışarıdan çünkü burada sineklenme yapar. Sinek girip de içine larva bırakmasın. Bu da şarabımızın bozulmasını sağlar. Bundan dolayı ya şu şekilde kapağı koyun üzerine. O zaten oradan gaz çıkışında tahliye olur. Ya da şöyle bir bez atabilirsiniz. Buradan da hava çıkacaktır zaten. Işık görmeyen, serin bir ortamda, serin derken 20-25 santigrat derece arasında idealdir. Bu aralarda bırakırsanız dostlarım kendi kendine şıranın rengi değişecektir. Maya olgunlaşacaktır, oluşacaktır ve alkol üretmeye hazır hale gelecektir. Bunu dediğim gibi bir haftadan fazla bekletmeyeceğiz yoksa sirke olmaya başlar. Bir haftanın sonunda bunu döküp süzeceğiz. Süzdükten sonra fermentere alacağız. Fermenter de bir hafta 10 gün daha kalacak ve şarabımız hazır olacak. Şeker eklenmez dostlarım bunda. Ben diğer videomda haricen maya kullandığım videomda ekliyordum. Çünkü mayanın ihtiyacı olan şekeri karşılamaya çalışıyorduk. Yapmışken de biraz alkolü yüksek olsun diye şeker ekliyorduk. Buna şeker eklerseniz maya hepsini sindiremez ve şarap şekerli kalır. O yüzden doğal mayasıyla yapılan fermentasyonlarda şeker kesinlikle eklenmez. Bu şekilde yapıyoruz dostlarım. Ben bu şekilde bırakacağım ve günde iki kez karıştıracağız. Yani şu kabuklar yukarıya çıkar. Üst tarafta küflenme oluşmaması için buna dikkat edeceğiz. Günde iki defa şu şekilde çalkalayıp ıslatırsanız yeterli olacaktır. Ardından tabii bu kapalı kalacak. Günde iki defa yapın. Yeterli olacak dostlarım. 5 gün, 7 gün sonra süzme işlemine geçeceğiz. Dostlarım, 5 günlük fermentasyonun sonunda 5-7 gün demiştik. 5 gün yeterli oldu. Şöyle yüzeyde sürekli yüzeye çıkıyor dostlarım. Bunu günde iki kez karıştıracağım. Su söylemiştik şu şekilde. Ve kapağı açık kalacaktı. Kapağı açık bu şekilde 5 gün oldu. Şıramızın rengi oluştu. Kabuğunu kendi rengini aldı. Gayet koyu bir renk. Şimdi bunu süzeceğiz ve fermentere aktaracağız. Fermenter olarak ben şu şekilde bir gıdaya uygun pet şişe, yani bildiğimiz gazlı içecek şişesi kullanacağım. Üzerine de şöyle bir hortum geçirdim kapağına. Hava kilidi yapıyorum dostlarım. Bunu da şöyle bir su şişesinin içine daldırdığımızda içerideki karbondioksit dışarı çıkacak ama dışarıdan içeriye hava almayacak dostlarım. Şimdi süzme işlemine geçelim. Şöyle bir kap ve tül süzek direkt boşaltıyoruz ve süzüyoruz dostlarım. Şimdiden şarap kokmaya başlamış dostlar. Ben posasını atmıyorum. Bundan roze şarap yapacağım. Diğer videolarımda bahsetmiştim.
Hava kilidini takıyoruz. Ve şu şekilde su dolu şişeye bıraktığımızda hava kilidimiz olacak dostlarım. Burada oluşan gaz buradan çıkacak ve aktarılacak. Dışarıdan içeri oksijen almayacak. Böylelikle fermantasyon gerçekleşecek. Dostlarım, süzme işlemimiz bitti. Bu şekilde fermantasyona bırakıyoruz. Ne kadar? Yaklaşık bir hafta, 10 gün. Yine ışık görmeyen bir yerde olacak. Mümkünse 20-25 santigrat derece arasında olan bir sıcaklık idealdir dostlarım. Ben posasını atmıyorum. Bu çıkan posadan roze şarap yapacağım. Diğer videolarımda bulabilirsiniz dostlarım. Ayrıntıları orada görebilirsiniz. Bundan böyle açık pembemsi bir şarap elde ediyoruz dostlarım. Yani bunu da değerlendirmiş oluyoruz. Daha bunun içinde hem biraz şeker hem de maya var. Bundan dolayı bunu değerlendireceğim ve roze şarap yapacağım. Dostlarım, şimdi fermentasyonun bitmesini bekliyoruz. Ardından şişeleme. Evet dostlar, 10 gün daha geçti ve şarabımız hazır. Fermentasyonumuz bitti. Fermentasyon esnasında şöyle bir yüzeyde köpüklenme görebilirsiniz. Buradaki köpüklenme normal, endişe etmeyin. Fermentasyon bittikten sonra dostlarım şişelemeye geçiyoruz. Şişeleme için de şöyle bir, ben daha önceki videolarımda sifonlama yöntemini anlatmıştım. Sifonlama için şöyle bir yükselti yapıyorduk. İzleyen arkadaşlarımız hatırlayacaklardır. Yapmak isteyen arkadaşlarınız için de videoların arasında var dostlarım sifonlama yöntemi. Şimdi en berrak kısmı almak için ben buraya hazırlamış olduğum buradan çekip bardağa aktaracağım dostlarım. Çok güzel bir şarap oldu. Evet, gayet berrak. Şöyle bırakalım. Alkol oranı biraz düşük. Doğal yöntemle yaptığınız için dostlarım kendi mayasıyla çok fazla alkol olmuyor. Herkesin elinde hidrometre olmadığı varsayımıyla ben bunun ölçümünü yapmadım dostlarım ama %9 ila 11 arasında bir değer çıkıyor genelde. Ama maya ile yaptığımızda yani harca maya kullanarak yaptığımızda ve de şeker eklediğimiz için bu 14'e 14,5'a kadar çıkıyor dostlarım. Fakat doğal yöntem ile olabileceği 9, 10, 11 civarında hani maksimum olursa 12 o da zor özel şarap üzümleriyle yapabilirsiniz. Dostlarım anlatacaklarım bu kadar. Umarım verdiğim bilgiler faydalı olmuştur. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.